Evet, değerli Gelsen Lisesi izleyicileri, bugün yanımızda içimize yetiştirdi değerli bürokratlardan gönüllü baş müfettişliği makamına kadar ulaşmış, devlette önemli görevler yapmış, emekli olduktan sonra birçok büyük uluslararası şirketlerde yöneticilik, icra kurulu başkanlığı yapmış Bülent Yılmaz kardeşimiz var. Bülent Bey, önümüzdeki hafta ilçemizdeki yerel bir haber sitesine Gerze Siyaseti, Gerze Belediyesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bizler de halktan gelen talepler üzerine kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştirmek istedik. Ve bu konuyla ilgili kendisine sorular sormak istiyoruz. İnşallah Bülent Bey de halkımıza bu sorularımızı yanıtlar verecek. Bülent Bey'e ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Öncelikle sizleri kısaca da tanıyabilir miyiz? Aslen nerelisiniz? Aileniz kimdir? Milli görüş geleneğinin en önemli temsilcisi Rahmetli Erbakan hocamızın hanım tarafıyla bir akrabalıklarınızın olduğunu duyduk. En azından biliyorum. Bu akrabalıktan da kısaca bahseder misiniz? Teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz için. Gerzenlerle beni görsel anlamda da buluşturduğunuz için. Çünkü birçok kuşak şu an Gerzenizde yaşıyor ve bu kuşaklardan bir kısmıyla benim fiziki karşılaşmam çalışma hayatı nedeniyle Gerzen dışında yaşıyor olmamız nedeniyle kısıtlı zamanlarda yaz tatillerinde işte kurban şeker bayramlarında Gerzenize geliyor olmamız nedeniyle kısıtlı bir şekilde karşılaştığımız için bizi görsel anlamda da böyle gezmelerle buluşturduğunuz için bir defa teşekkür ediyorum size. Bu arada COVID salgını nedeniyle hastalıkla mücadele eden tüm Türkiye ve dünya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de buradan bir kez daha halkımıza hatırlatmak gerektiğini ifade ediyorum ben. Gerze 1962, Şehitler Sokak 4 numarada doğdum. Şu an Naide Gökhan oturuyor, dayımın kızı. O evde biz dayımla birlikte otururken dünyaya gelmişim ben. Ama o dönemin nüfus kayıtlarında babamın da İzmirli olması sebebiyle İzmirli olduğu olarak görmüyorum. Ama bu tamamen sonradan nüfus kağıdının İzmir'de çıkartılmasından kaynaklanıyor. Aslında o tarihlerde doğan her Gerzeli gibi ben de bir ebe tarafından 1962 yılının Ocak ayında Gerze'de Şehitler Sokak 4 numarada dünyaya gelmiş durumdayım. Yani Gerzeliyim, doğum yeri itibariyle de Gerzeliyim. Her ne kadar nüfus kayıtlarında İzmir yazsa bile. 5 yıl kadar bir İzmir'de, babamın İzmirli olması hasebiyle yaşamışlığımız söz konusu. Niye babam İzmirli, Gerze'den ne alaka diyebilirsiniz. Gerze yangını sırasında İzmir'den babasıyla beraber bir lokanta açmak üzere Gerzenize gelmiş babam ve babasıyla birlikte mütevazi bir lokanta açarak faaliyetlerini burada 3 sene kadar, 2,5-3 sene kadar inşaat süresince sürdürmüş. Bu arada da annemle tanışmışlar. Annemle evlilik yapmışlar ve sonrasında da biz bir 5 yıl kadar Gerze'de ayrılmışız, İzmir'de yaşamışız. 5 yaşındayken dönmüşüm ve sonrasında da artık benim İzmir'de ya da babamın memleketiyle herhangi bir irtibatım kalmadı. Babam benim 1977 yılında vefat etti. Dedem de aşçıydı, babam da aşçıydı. Belki hatırlarsınız, seyyar köftecilik yapardı babam. Alıştığı yaşlarında olanlar, bilirler ve daha üstte olanlar bizim köfte diye köftecilik yapar idi. 1977 yılında vefat etti. Ben 1974-75 yılına kadar Gerze'de eğitimimi tamamladım. Gerze'de eğitimimi sürdürdüm. İlk orta eğitimimi burada yaptım. O dönemin Cumhuriyet öğretmenlerinin gerçekten öğrencisiyle diyalog içerisinde onların derdini dert edinen öğretmenlerin tavsiyesiyle devlet parası yatırım sınavına girdim. İyi ki de girmişim. Hayatım orada değişti. İyi de derece aldığım için olsa gerek. Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandım. Yani
Yani ben o tarihten bu yana aslında bir devlet malıyım. Devlet tarafından burslarla okutulmuş, eğitilmiş bir gerzeli hemşerimizin ve sonrasında işte Kavatış Erkek Lisesi, ardından tekrar Gerze'ye geri döndüm. Biliyorsunuz 80 öncesi kazandığınız okullara kolay gidemediğiniz dönemler yaşandı Türkiye'de. Ben de oradan nasibimi aldım ve eğitimime başlayamadım. Kayıt yaptırdım ama gidemedim. Sonra Gerze'ye geri döndüm. 81 yılında kütüphane sınavı açıldı. Gerze'nin şu anki tek halk kütüphanesinin ilk memuru benim. Kurucu memuru benim. 81-83 yılında kütüphane memurluğu yaptım ama o arada bir tercih yapmam gerekiyordu. Askere mi gideyim yoksa üniversiteye mi devam edeyim diye. Üniversiteye devam etmeyi uygun gördüm. Çünkü o zaman askerlik 20 aydı. Ve 20 ay üniversite eğitiminin kıyaslandığında ya işte askere gitmektense üniversiteye gitmek daha iyidir diye düşündüm ve üniversiteyi İktisat Fakültesini bitirdim. 87'de giriş sınavına girdim ve devletin hem özel sektöre hem devlet kadrolarına zaman zaman da siyasete kadro yetiştirdiği teftiş kurullarından gönül teftiş kuruluna başladım müfettiş yardımcısı olarak. 30 yıl kadar da 29 yıldan biraz fazla da en son Ticaret Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı bünyesinde gümrük baş müfettişi olarak çalıştım. Bu sürenin bir 5 yıl kadarında çeşitli bölge müdürlüklerinde idarecilik yaptım. İzmir, İstanbul'da bölge müdür yardımcılığı yaptım. Kapıkule'de bölge müdürlüğü yaptım. 1500-2000 kişilik personel kadrolarını sevk ve idare eden yapılarda idarecilik, kamu idareciliği deneyimi edindim. Sorunlu, problemli, maddi çıkarları had safhada dosyalarda hazine haklarını ve beraberinde eğer varsa mükellef haklarını sonuna kadar savunan bir devlet memuriyeti gerçekleştirdim. Çok şükür o döneme ilişkin olarak da herhangi bir sorun, problem yaşamadan da emekli olmayı başarabildim. Son 4 yıldır da özel sektörde çalışıyorum. Yine 1500-2000 kişilik istihdam olanağı olan lojistik gümrük firmalarında üst düzey yöneticilik yapıyorum. Yönetim kurulu üyelikleri, icra kurulu üyelikleri ya da denetim birimlerinde yönetici olarak çalıştım. Şu anda Solmaz Gümrük Müşavirliği anonim şirketinde hem anonim şirket denetçisi hem de denetim danışmanlık departmanı direktörlüğü yapıyordum. Aynı zamanda icra kurulu üyesi. Ben böyle bir hemşerimiz. Kısa bir biyografi aldıktan sonra sorularımıza geçmek istiyoruz. Az önce baktım. Barbaros Baltacı Bey İstanbul'dan selamlarını iletiyor. Recep Diryakar. Teşekkür Bey. Mert Bey, böylesine önemli bir bürokrat olmuşken, ülkemizdeki en büyük şirketlerin yönetim kurullarında, icra kurullarında yer almışken, tamam artık dinlenmenin vakti demenin zamanı gelmişken neden böyle bir yola çıkma ihtiyacı hissettiniz? Güzel bir soru. Şimdi insanın iki tür yapılanması olduğunu düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi kendisi için planladığı, kariyeri, yaşantısı, emekliliği, nerede nasıl yaşayacağına ilişkin olan kararları. Bir diğer kararı da ülkesine ilişkin olması gerektiğini düşünenlerdenim. Biz dedim ya hani devlet beni bir parasız yatılı sınavıyla elimden tuttu ve Gerze'de herkes gibi olmakta bir şey yok. Ben de herkes gibiyim. Şu anda herkes gibiyim ama herkes gibi bir geleceği olacakken beni bambaşka yolculuklara sürükledi devlet. Yani o cumhuriyetin, devletin yapılanmasının ürünü bir kişiyimden. Dolayısıyla benim ve benim gibi insanların yaşadığı yerdeki bir takım sorunlara çözümüne ilişkin bir şeyler varsa dağarcığında bunu hayata geçirmeden, paylaşmadan, söylemeden, bunu kendinde dert etmeden durabileceğini düşünmüyorum. Onun için ben de açıkçası yani son birkaç ay öncesine kadar çok da bu anlamda bir talebim ya da böyle bir isteğim, içinden böyle bir şey gelmiyordu. Benim hiçbir zaman kariyerimde profesyonel siyaset olmadı. Ben siyasetin içindeydim. Hayatım siyaset ama profesyonel siyaset başka bir şey. Böyle bir kariyer planlaması hiç yapmadım.
Bu da benim kariyer planlamasının bir devamı değil. Ben zaten bir iki sene içerisinde işte 60'lı yaşların başında emekli olup gerçekte kendi yorgun hayatımın son dönemini yaşamak istiyordum ama Gerzen'in içinde bulunduğu durum, yapılması gereken bir durum şey ve bunların yapılmamasında bir organizasyon bozukluğu, bir yönetsel bir tercihlerde yaşanan sorunların bunların önüne geçtiğini düşündüm ve dolayısıyla da bir takım sağ olsunlar, bir takım Gerze'den hemşehrilerimiz de geçmiş dönemde de zaman zaman dile getirdikleri aday olma teveccühünü bu kez de dile getirdiklerinde geçmiş dönemlerde mazeretlerim vardı. Benim özürlü bir kızım vardı. 2 sene önce vefat etti. Onun tedavisi sürüyordu. Ve onun tedavisi hem benim hem eşimin bir aile zamanını alıyordu. Yani bu tip uğraşlarla uğraşamayacak durumda özel sorunları yaşıyordu hastalık anlamında. O bitti. Emekli de oldu. O zaman devlet memuru değilsin. İşte senin eskiden ileri sürdüğün mazeretler de kalmadı ve sen halk gibi bir adamsın. Halkın sorunlarına duyarsız kalmazsın. Onun için bu işe el atmalısın dediklerinde duyarsız kalmadım. Ve bu işleri düzeltebilecek derecede işte katkı sunabileceğimi ifade ettim. Bu vesileyle de size de teşekkür ederim. Bunu sizin takip eden, sizin üzerinizden takip eden Gerzelere ulaştırmakta da bana aracı oldunuz. Sağ olun. Ne demek? Bülent Bey, dediğimiz gibi bir önceki günlerde yerel bir haber portalından şöyle bir açıklamanız olmuştu. Ben ona onunla ilgili sorular sormak istiyorum. Demişsiniz ki içimizdeki seçmen tercihlerini yansıtan, oyları çantada keklik gibi gören anlayışla hizmet etmek, halkın bir kez oy verip süreçlerden koptuğu yönetim anlayışıyla değil, bilakis halkın belediye hizmetlerinde hem karar alma, hem uygulama ve hem de sonuçlarında memnuniyetler aşamalarında görüşlere değer verildi. Katılımcı demokrasi yöntemiyle süreçlere dahil olduğu bir yönetim anlayışı benimsediğini ifade ediyorsunuz. Bu konuyu biraz aşar mısınız? Şimdi ben katılımcı demokrasinin ya da halkın fikirlerinin, halkın düşüncelerinin önemli olduğu bir yerden, bir damardan geliyorum. Ben sosyal demokrat bir fikir mecrasında yetiştim. Bizim için halk ve halkın düşünceleri oldukça önemli. Bunu derken şunu söyledim. Belediye başkanlığı ya da belediye hizmeti üretmek maalesef son zamana kadar sanki devlet yapılanması, örgütlenmesi içerisinde kaymakamlığın bir yan seçimle gelinen şube müdürlüğü gibi algılanıyor. Hem aday olanlarda, seçilenlerde ya da işte ne bileyim bütün belki de Türkiye'nin çok önemli bir kısmında böyle bir algılama söz konusu. Yani şu demek, hani ilçemizin işte temizlik kolları başkanı gibi, yani çöpünü alır, süpürür, yani işte kaldırımlarına bakar, falan filan. Halbuki belediye başkanlığı böyle bir şeyden çok daha fazla ve farklı bir işlevi var. Bu işlevin keşfedilmesini istediğim için öyle çarpıcı bir cümle kullandım. Şimdi demokrasilerde çeşitli yönetsel tartışmalar var. Bunlardan biri işte nedir? Kısıtlı katılımcı demokrasi. Kısıtlı katılımcı demokrasi tanımında şu var. Bir kez oy verirsiniz. Sonrasında bir daha sizin artık işte halka soracağınız hiçbir şey kalmaz. Yani siz beni seçtiniz dersiniz. Sonrasında bu yetkiyi ben kullanırım sizin adına dersiniz. Şimdi bu yasal anlamda bakarsanız anayasamıza da uygundur. Seçme kanunumuza ilişkin olarak da uygundur. Hiçbir hukuki tarafı yoktur. Peki demokratik midir? Bana göre değildir. İşte onu söylemeye çalıştım. Yani siz beni seçtiniz, evet. Şimdi benim sizi seçtiğiniz adam olarak sizin adınıza yetkileri kullanırken 5 yıl boyunca bunu bana katlanacaksınız. Benim tercihlerime boyun eğeceksiniz. Sonrasında da 5 sene sonra sermezsiniz. Beni sandıkta indirirsiniz mantığıdır. Halbuki belediye hizmetlerde, yani ulusal siyaset yapmadığımız, yerel siyaset yaptığımız yerde
Halkı asla işin sürecin dışına tutmamamız gerekir. Hem bir takım diyelim ki hizmetleri üretirken halka tabii ufak tefek, basit, temizlik gibi çöplerin alınması ya da arazöz ve sokakların ıslanarak tozuşmasının önlenmesi gibi basit hikayeler hariç genel hikayelerde daha büyük kararlarda bu mutlaka halka sorulması gerekir ve halktan alınacak karşılığa göre halkın sahip çıktığı tercihlere göre de davranılması gerekir. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Yaykul'da termik santral yapılacaktı. Evet. Termik santralin yapılmasını kim engelledi? Yer sağlığı engelledi. Niye engelledi? İstemedi. Kendi sağlığını düşündü. Aydınlattı. Birileri onlara fikir verdi. Dedi ki şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız falan dedi. İstemedi halk. Yani halkın katıldığı, halkın kabul ettiği, halkın tercih ettiği bir şeyi normalde siz ama ben yetkiyi ben aldım, artık daha halka sormama ne gerek var ki gibi işte çantada gittik, aldım oyu, bitti işin halkla mantığından sıyrılmamız gerekiyor. Onun için söyledim onu ve büyük projeler başta olmak üzere Gerze'ye şekil verecek bütün noktalarda belediye kanununda madde var. 18-19 o civarlarda bir yerlerde şu an tam hatırlamıyorum. Benim ezberim de çok kuvvetli değildir. Orada o maddelerden birine kent konseyleri var. Yasal bu. Kent konseyleriyle çalıştırarak halka sorabilirsiniz bunu. Ya da ne bileyim mahalle komiteleri yapabilirsiniz. Muhtarları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını herhangi bir siyasal görüş ayrımı yapmaksızın tüm sivil toplum kuruluşlarını bu işlerin içerisine katabilirsiniz. Mert Bey, benim sorunlarımın ilerisine gidiyoruz. ben aldım da sor. Mesela açıklamamızda diyorsunuz ki önemli bir projelerde mutlaka halka başvurarak ilçemiz için gerekli hizmetlerin üretilmesi, onayın halk tarafından verilmesinin önemli olduğunu diyorsunuz. Evet. Bu söyleminizle biz ne anlamalıyız? Bu anlamda halkla belediyeler arasında bir kopukluğun olduğunu mu? Evet. Fakat ben gelirsem bu kopukluğu ortadan kaldıracağıma mı inanıyorum demek istiyorsunuz? Evet, tam da bunu söylemek istiyorum aslında. Yani biraz önce özetlediğimiz seçilme ve yetki kullanma kurgusunda bir kopukluk var. Yani ben yetkiyi aldım, tamam. Sonrasında ben ne mesela diyelim ki bu kaldırımı yapmayacağız. Kim söyle karar verdi bunu? Belediye başkanımız karar verdi. Bir de seçilmiş diyelim ki nedir o? Meclis üyelerini oyladı. İşte çoğunluk kaldırılmasına ilişkin projeyi desteklediği için olsa gerek kaldırımlar kaldırıldı. Şimdi bakalım siz bu kaldırımların kaldırılmasına ilişkin olarak seçimde herhangi bir önemli, öne çıkartacak bir şey söylediniz mi? Hayır, söylemediniz. Ve halk size oy verirken kaldırımları hesaplayarak mı oy verdi? Hayır. Sadece sizin kendi adına daha iyi şeyler yapacağınız için genel bir oy yetki verdi. Halbuki bu kararlar yaşlı olan bir kentte çok önemli. Belki de gerçekten kaldırılması şeklinde de oy çıkabilir. Hiç önemli değil. Ben sadece örnek olarak söylüyorum. Eleştirmek anlamında kesinlikle söylemiyorum. Sadece örnek olarak söylüyorum. Eğer siz bunu halka sorsaydınız, halk deseydi ki kaldırılmalıdır. Ben geçen gelişimde birkaç ay önce yine geldiğimde bir müddet kaldım. Orada bir masada yemek yerken, bir iki yerde de anlatmışımdır bunu. Şimdi dinleyen dostlar varsa hatırlayacaklar. Aynı masada kaldırım olmalı mıdır, olmamalı mıdır tartışması yaşadık. Aynı siyasal görüşte iki masadaki arkadaşım benim, birisi ısrarla kaldırım kalmalıdır, diğeri de ısrarla kaldırım kaldırılmalıdır dedi. Demek ki yani siz belediye başkanı olarak bunlardan herhangi birine taraf olabilirsiniz. İkisini bir yansıtamazsınız. O zaman demek ki bu kadar nedametli, bu kadar çelişkili, bu kadar sorunlu bir problemi halka sormalısınız. En azından tek tek plebisit yapmayabilirsiniz ya da halk oylaması yapmayabilirsiniz. Ama en azından kent konseylerinde sorun açarsınız. Mahalle komitelerinde, sivil toplum kuruluşlarıyla ya da kanaat önderlerini çağırarak buna ilişkin fikir alırsınız. Bunu da yayınlarsınız. Gizli kapaklı değil. Efendim bizim sivil toplum kuruluşlarımız ve katılımcılarımız şunu söylediler dersiniz ve ona istinaden de halkın artık bir daha karşı görüşte olanı bile sizin hizmetinizi eleştirmez. Sadece karşı görüşte olduğunu söyler. Bu açıdan da oldukça önemli.
Yani halk için bir şey yapıyorsanız halka rağmen yapmamalısınız. Halk için bir şeyin halka rağmen olması mümkün değildir. Bunu devlet yapar. Halk için halka rağmen bir şeyi devlet yapar. Ama belediyeler yapmamalıdır, yapmaz. Belediyeler öncelikli hizmetleri verirler, halka sorar, halk bunu içselleştirir, eksik bilgilendirmesi varsa onu bilgilendirir, sonrasında da gülü oynaya halkla beraber yaparız. Sonra ne yaparız? Bunu yaptık, yaparken bir olay daha anlatacak. Özür dilerim, Müşra Acımaz yaklaştığım için kamerayı. Ses az geliyor. Derler, Bülent Bey'e daha da yaklaştıralım. Bir bardak su varsa. Tamam. Kameraya bir dokun, parmağını şey yapalım, görüntü net bir alalım. Şimdi devam edeyim mi? Tamam, buyurun. Şuraya, bu örneğe gideyim, bu da örnek, bu çarpıcı bir örnek. Bir ara sokakta bir iş yapılıyor. Ara sokakta iş yaparken iş muhtemelen bir müteahhide verilmiş. Müteahhidin ustabaşı ve çalışanları bu işi götürüyorlar. Ama orada bir logar düzenlemesi yapılacak. Sonrasında işte bir teyze çıkıyor, diyor ki ya bu logarla diyor, bu logarı böyle yaparsanız diyor bizim bahçelere su basar diyor. Çok ilginç. Bizim bahçeler diyor bu logar seviyesi bu şekilde olursa su basar diyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi onlar da diyor ki valla diyor teyzem biz diyor yapıyoruz. Bize vermişler bu işi. Biz bu işi götürüyoruz diyor. Hani bizim böyle logar mugar hesaplama hikayemiz yok diyor. Bunu diyor mühendisleri var falan filan. Şimdi teyzem sonrasında bunu belediyeye şikayet konusu da yapıyor. Bu örneği şöyle düşünelim. Şimdi eğer biz burada işi üretirken, hizmeti, belediye hizmeti üretirken o sokaktaki yaşayan insanlara kapıları bir tıklasaydık. Deseydik ki yaparken müteahhit de yapsa, belediye çalışanı da yapsa tıklasaydık. Deseydik ki biz burada sokağı yapıyoruz teyzem. Ne diyorsunuz? Yani bize önereceğiniz bir şey var mı? Hani biz bunu yapacağız ama hani bir şey yaparsak bir eksik kalır mı? Fazladan bir şey bir talebiniz var mı? Çünkü o kullanacak. Hizmeti alan o. O hizmeti alacağı için öncelikli olarak onun normalde fikirlerinin alınması değerli. O zaman diyecekti ki teyze bakın bu logarı yüksek tutarsanız suyun eğim seviyesi bahçelere su basmasına neden olabilir. Onun için logarın seviyesini ona göre ayarlayın. Yani atık suyu çekecek hale dönüştürün diyebilir. Aa evet biz bunu o zaman böyle yapalım denilir. Hiç şikayete maruz kalmadan iş gerçekleşir. Öbür türlüsü ne olur? Öbür türlüsü de sürekli bir çatışmaya neden olur. Sürekli bir şikayete neden olur. Belediyeye gelir şikayet eder. Yolda işi yapan ustayla tartışır. Mutsuz olur. Halbuki belediye hizmetler halkı mutlu etmek üzerine kurgulanmıştır. Bundan dolayı mı Gerzemiz'in artık barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var ibaresini kullandığınız söylemine? Şimdi Gerze Belediye yani belediye başkanlığı hikayesini ben zaten farklı bakıyorum. Belediye başkanlığı bir kentin küçük ya da büyük bütün hayatını etkileyen, kararları alan mekanizmadır. Kamusal alan, yerdir. Dolayısıyla hani belediye başkanlığı biraz önce dedim ya hani küçümsemek için söylemedim bunu. Burayı aşmamız gerektiği için söyledim. Yani temizlik konu değildir. Sadece çöplerin toplanıldığı bir alan değildir. 100-200 kişinin çalıştığı çevremizi temiz tutalım noktasında bir yer değildir. Burada istihdam sorunu varsa o istihdam sorununun da üretildiği yerdir, çözüldüğü yerdir. Eğer burada bir güvenlik sorunu varsa güvenlik sorununun ilçedeki emniyet müdürüyle, emniyet birimleriyle, jandarma birimleriyle birlikte hallolduğu yerdir. Sağlık sorunu varsa öncelikli olarak sağlıkçılara bu sorunun giderilmesine yardım edecek en önemli halkın en organize biriminin yönetildiği alandır. Şimdi böyle olunca, hal böyle olunca yani bu hikayelerde hani yönetsel anlamda kopukluk var. Belediyeyi farklı şekillerde alıyoruz. Mesela Gerzemiz'de işsizlik sorunu var. Nasıl çözecek belediye başkanlığı işsizliği? Belediyeye zaten kısıtlı olan kadrolarda 3-5 kişiyi daha alarak. Şimdi bu doğru bir yöntem değil ki. 3-5 kişiyi aldığınız ama 100 tane, 95 tane daha talep var. Onlar da çalışmak isterler. Onlar da evlerine ekmek götürecekler. Belediye başkanının sorunu mudur bu? Evet sorunudur. 5 tanesini işe alıp kurtulmakla
sorunu bitmez. Burasının istihdam alanı olması gerekir. İstihdam alanlarının açılmasını sağlaması gerekir belediye başkanı. Bunu nasıl yapacak? Devlet ne diyor? Diyor ki sen diyor kalkınmada öncelikli 5. bölgesin. 5. bölgenin işte tarifini yapmış. Demiş ki nelerden yararlanabilirsin? İşte faiz indirimden yararlanabilirsin. Gelir vergisi ödemezsin. Kurumlar vergisi ödemezsin. Katma değer vergisi ödemezsin. Gümrük vergisi ödemezsin ithalat yaparsan. Yer tahsisi yaparım sana diyor. Peki ne yapacak Gerzeli? Ya kendisi ya Sinobil'in etrafındaki müteşebbisleri bulacak. Onların yatırım yapmasını sağlayacak. Yatırım yapın kardeşim buradaki. Üretim yapın. Ya da 5. bölge olanaklarından yararlanmak isteyen sanayici varsa sağda solda dışarıda onları bulacak. Onları getirecek, onlara hizmet üreterek istihdam yaratmaya çaba sarf edecek. Ve o istihdam ise işte belediye başkanının 100 kişilik ihtiyacı 95'inin de mahsedilmesini, giderilmesini sağlayacak. Bu anlamda belediye başkanının fonksiyonu. Ya belediye başkanı böyle işlerle uğraşır. Evet uğraşır. Belediye başkanı kendi hemşerilerinin evine ekmek götürmesiyle sorumludur. Sorumluluğundadır. Evine ekmek götürmesinden sorumludur. Sadece belediye başkanı belediye başkanını alacak işçileri ya da memurların yoluyla bu işi yapar. Hayır. Hiç katılmıyorum. Kaymakamlık, devletin il idaresi yönetimi ya da merkezi yönetimi diyelim, bu işlerle global anlamda uğraşır. İşte uğraşmış demişti Sinop ilinde 5. bölgeye, 5. Kalkınmada öncelikli 5. bölge statüsü vermiş. Diyor ki işte bak böyle yaparsan sana böyle olanaklar sağlar. Bu kadar. Sonra ne yapar? Ha devlet büyük bir şey yapar. Efendim mesela burada fi tarihinde vardı, şişe cam vardı burada. Evet. Yani kum mümkündü, deniz güzeldi, kum iyiydi, kaliteliydi. Sanıyorum silisyumu uygundu ve burada büyük bir cam fabrikası yapıldı. Yani şişe cam yaptı, devlet destekledi falan filan. Ama o bizim doğal şansımızdır. Doğal şansımız olmazsa ne yapacağız? Zonguldak'ta kömür çıktı diye devlet kömürle ilgilendi. Gelseden ne çıkacak? Hiçbir şey yok. Şimdi neye dönüşüyoruz biz? İşte mesela şöyle de bir handikap hemen aklıma geliyor burada. İktidar partisi belediyeciliğiyle, belediye işte başkan adaylığıyla iktidar partisi olmayan birilerinin belediyeciliği efendim çatışıyor. Ne diyor kürsüden insanlar? Eğer bize oy verirseniz evet sizi ihya ederiz. Nasıl edeceksiniz abi? İşte efendim bir araba dolusunsa size yatırım yaparız. Ne yapacaksın mesela? Havuz yapacaksın. Güzel. Havuz güzel bir proje. Yüzersiniz. Rahatlarsınız. İşte 1000-1500 tane yüzücünün arasından da belki 1-2 tane Türkiye'de hani sizi bir yerlere taşıyacak yüzücü de yaratabilirsiniz. Hiç yatsınmıyor. Çok doğru. Peki bizim öncelikli sorunumuz yüzücü yetiştirmek mi? Gerzemizin bir numaralı sorunu şey mi? Yüzücü mü? Değil. Ama adamın projesinde bu var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü diyor ki yüzme sana yaparım. Muhalefet olursa ne olur? Muhalefet olursa sana havuz yapmam diyor. Niye abi bizim burada şey yetişsin, sporcu yetişsin, niye yetişmesin? Madem böyle bir olanağımız var bizim, madem bizim çocuklarımızda biliyorsunuz ki yüzücü çıkacak, öyle düşünüyorsunuz, yapın bunu, bizim buraya da yapın. Niye belediye seçimlerinde bizi tercih ederseniz diye bir ön koşu, ön küçük yollu bir tehdit yaparak seçmenin kafasını karıştırıyoruz. Bunlar değil, yapmamız gereken şu, en önemli şeylerden biri. Sorular da var mı bilmiyorum. Sonra açarız olmazsa. Var mı? Var. Varsa o zaman... İstersen neden Gerzeli sizi tercih etsin? Sizin farkınız ne olacak? Bu anlamdaki hedefleriniz, vaatleriniz nelerdir? Projeleriniz nelerdir gibi bir sorun vardı. Ama zaten konuşmanızın içinde... Yok, daha söyleyeyim. Tamam, lütfen devam edeyim. Tamam. Yani şimdi bir yanlış daha var burada. Hani diğer sorduğun soruların içerisinde de gizli o. Halkla yöneticiler, belediye yöneticiler anlamında kopukluk ister istemez işin kavranmasından, mantığında farklılık olmasından kaynaklı bir şey var. Yani katılımcı demokrasiyi bu arkadaşlar haz etmedikleri için uygulamıyor değiller. Ben inanıyorum ki yani bu işe niyetlenmiş, yapmış, yapmakta olan arkadaşlar da katılımcı demokrasinin iyi bir şey olduğunu biliyorlar ve onlar da önemsiyorlardır. Ama onlar bu işin belediye hizmetlerinin neresinde olacağına ilişkin iş yapmış modeli olarak geliştirilmişlerdir.
geliştiremedikleri için bugün hani ben bunu söylediğimde yeni bir şey söylüyormuşum gibi oluyor. Aslında yeni bir şey söylemiyorum ben. Amerika'yı yeniden de keşfetmiyorum. Hiçbirisi benim icadım değil. Bu Avrupa'da da Türkiye'de de uygulanan belediye hizmetlerin geldiği yeni nokta, yeni hikaye bu. Sosyal belediyecilik en çok tartışılan, iki katılımcı belediyecilik. Peki, biz Gerze'de belediye başkanı olarak neler yapmalıyız, neler yapacağız? Ben neler yapmayı vaat ederek ben bu işte varım diyorum. Bu sorunun cevabı. Ben bir basit soru sorayım. Gerze nasıl bir şehir olacak, olmalı? Hani iş yerlerinde müracaatlar yapılır ya, ben de insan kaynakları bağlı olduğu kısımlarda şöyle bir soru vardır fix. 5 yıl sonra siz kendinizi nerede görüyorsunuz der. Böyle bir soru sorar. Ondan sonra aday da böyle sallar, uçar. Ne yapsın? Bilmiyor ki 5 sene sonra Türkiye ne olacak bilmiyor. Ama bizim için ihtiyacımız olan şu. Gerze hakikaten nasıl bir şehir olmalı? Mesela turizm şehri olmalı. Turizm şehri olacaksa bütün belediye hizmetler, yatırımlar, kaynaklarınız, bütün topladığınız paralar, bütçeniz bu şekilde harcanmak zorunda. Sanayi şehri mi olacak? Olabilir çünkü kalkınmada öncelikle 5. bölge. Çok üst düzey olanakları var. Peki bu şekilde bir tercih yaparsanız o zaman bütçeyi, olanaklarınızı buraya harcayacaksınız. Peki siz mesela diyelim ki turizm şehri olacağını söylediniz Gerze'nin. Turizm şehri olacak. Belediye başkanı olarak ne yapacaksınız? Mesela sizin öncelikli olarak yatak sayınızın önemli olduğu bir durum söz konusu. Yatak sayısı önemli. Kaç tane yatak var? Şu kadar yatak var. Siz o zaman otelinizi, belediyenin elinde kontrolündeki otelinizi bilmem ne kuruluşuna yurt yapsınlar diye vermeyeceksiniz. Çünkü tercihiniz turizm. Sizin yurda ihtiyacınız yok. Sizin öncelikli olarak turizme ihtiyacınız var. Ya da ne bileyim pansiyonculuğu geliştireceksiniz. Belediye olarak pansiyonculuğu destekleyeceksiniz. Ya da işte bir bina yapma kapasiteniz varsa ya da bir yeriniz, uygun bir alanınız mevcutsa, paranız da varsa o zaman ne yapacaksınız? Yeni bir otel yapacaksınız. Yeni bir otel yapacaksınız. Otel yapacak olan insanları çağıracaksınız. Gelin arkadaş, ben size belediye olarak her türlü desteği vereceğim diyeceksiniz. Neden? Çünkü siz kente karar vermişsiniz. Turizm kenti olmasını istiyorsunuz. Şimdi birden şekillendi hikaye. Yani ama peki biz turizm kenti olmasına karar verdik mi? Yok. Kimse karar verdi mi? Böyle bir görüşme yaptı mı? Yok. Kim verecek bu kararı? Şimdiki belediye başkanlığı yönetiminde, genel yönetimde belediye başkanı. Biraz önce söyledim ne kadar sakıncalı belediye başkanının işte kişisel tercihlerinin belediye hizmetlerinin üretilmesinde ne kadar isabetsiz olabileceğini ve kaynağın boşa sarf edilmesine neden olabileceğini söyledik. Ne yapmak lazım o zaman? O zaman buna istişare dediğimiz, muhafazakarlar istişare diyor. Efendim solcu arkadaşlar tartışma diyor. Bir şekilde meseleyi ortaya koyup bu konuda fikri olan herkesin konuyu enine boyuna tartışmasını sağlayacağız. Yapmamız gereken bu. Peki sadece Gerzeliler yeter mi? Evet, sadece Gerzeliler yeter. Gerze'de yaşayanlar yeter mi? Hayır, yetmez. Necmettin Erbakan hikayesini konuşurken, şimdi oraya geleceğim ben. Nereden çıktı Necmettin Erbakan? Evet, benim anneannem Necmettin Erbakan'ın ailesinin, Uzungürgen'deki ailesinin, yani annesi tarafının akrabalık ilişkisi içerisinde bulunan bir yerden geliyorum ben. Necmettin Erbakan'ın siyasi görüşlerini eleştirebilirsiniz. Ya da katılmayabilirsiniz. Ama Necmettin Erbakan Sinopludur. Sinop'un bir değeridir. Milli görüş gibi kendine has felsefenin efendim yaratıcısıdır. Efendim iktidarda olduğu dönemde uyguladığı bir takım milli görüş unsurlarıyla hakikaten fark yaratan noktalar yakalayabilmiş bir siyasetçidir. Şimdi böyle bir değeri siz Sinoplu olarak kullanmalısınız. Sinoplu olarak yatsınamalısınız. Yani işte aradan birkaç yüzyıl geçtikten sonra Diyojen muamelesi yapmamalısınız ona. Diyojen de o dönemin en büyük
felsefecisiydi. En büyük işte efendim farklı bir tarihi karakteriydi. Ya da ne bileyim Rıza Nur, fikirlerine katılırsınız katılmazsınız ama Sinop'un yetiştirmiş olduğu değişik bir değerdir. Yani bunlara biz içselleştirmeye sahip çıkmalıyız. Buradan yola çıkarak, şunun için o tartışmamızda, konuşmamızda burada açmıştı o. Gerzeli olup dışarıda yaşayan, çok başarılı, alanında çok yetkin, çok söz sahibi, birçok kaynağa sahibiz biz. Farkında değiliz. Bunları kullanmıyoruz. Bunların hepsini, işte belediye başkanlığı olarak, bunların hepsini toplamalıyız. Peki bu kent nereye yürüyecek? Şimdi horoz timsalimiz var. Tavukçuluk var mı? Yok. Yok. Horoz timsali ne işimize yarar? Hacıkadır, evet doğru. Türkiye'nin 3 tane endemik tavuk türü var. 1. Denizli. 2. Osmanlı paçalı tavuğu beyaz. 3. Hacıkadın tavuğu ve horoz. 3 tane. 4 yok. Güzel. Ama biz buradan ekmek yiyor muyuz? Hayır. Zamanında yiyor muyduk? Evet. Hatırlayın benim çocukluğum zamanında garaja doğru giderken sağlı sollu yumurta toplayan yumurtacı yumurtaları böyle büyük sandıklara, samanlara yatırıp İstanbullulara gönderen, satan bir kentin çocuklarıyız biz. Gerze yumurtası diye satılırdı. Kırılmaz. Daha dayanıklıdır kabuğu. Şimdi böyle bir teknolojimiz var mı? Yok. Yani entegre tavukçuluk hikayeleri çıkmış. Dolayısıyla biz küresel kapitalizmin tavukçuluğuna yenilmişiz. Eyvallah. Bu da bizim silgimiz olsun. İtirazımız yok. Ama kentimiz tavuk memleketi midir? Değil. Denizli'nin kadarıyla aynı. Denizli'de tavukçuluk mu var? Yok. Ama timsali eyvallah. Şimdi gelelim aydın timsali, nedir o? Balina aydın timsali kullanıyoruz. Ne işimiz var bizim balina aydınla? Güzel hayvan. Gelmiş buraya. Sempatik. Onun için içselleştirmişiz. Sevmişiz onu. O da bizi sevmiş. Tamam. Ona da itirazımız yok. Ama bizim ekmek yememizi, gelecekte Gerze'yi nerede gördüğümüzle doğrudan bağlantılı logolar mı bunlar? Yani kentimizin karakterini, kentimizin dinamiklerini ifade eden bir kavram mı bunlar? Hayır değil. Hiçbirisi değil. İşte buna karar vermeliyiz. Kentimizin karakteri nasıl olmalıdır? Bir dostum bana, Gerzeliler Derneği konuştuk biz 5 sene. Çok güzel Gerzeli insanlarla İstanbul'da yürüttüğümüz sadece verme esaslı, sadece yardım etme esaslı bir dernek kurmuştuk. 5 yılda ayakta kaldı. Ben de başkanlığı yaptım. Naçizane. O dönem görüştüğümüz adamlardan bir tanesi şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki bak, Bülent Bey dedi, İsviçre'de bir süt, peynir imalatı yapan köye girdiğinizde inekler dedi salına salına yürür köy meydanında. Anlarsınız dedi. Bu köyde bu inekler çok değerli. Köye karakterini veren, ismini veren, parayı kazandıran bu inekler. Salına salına yürür dedi. İneğe çok farklı bir şey muamelesi yüklemişler dedi köyde. Bu nereden kaynaklanır? O köyün, o kentin ya da nereyse oranın karakteristiğinden kaynaklanır. Bizim karakteristiğimiz ne? Tanımlamamız ne? Turizm kenti miyiz? Öyleysek yatak sayımız kısıtlı. Şu an belediyenin aldığı bir kararla Gerz Oteli işte başkanlığa, kredi yurtlar kurumuna tahsis ediliyor. Efendim yatak sayısı daha da daralacak. Halbuki tam tersine turizm ise eğer bizim tercihimiz yatak sayısını süratle artırmamız lazım. Sadece belediye yapacak? Hayır. Yabancı yatırımcı, yani yabancı dediğim dışarıdan yatırımcılar çekeceğiz. Burada belediyenin olanaklarıyla yarattığı kaynaklarla oteller yapacağız. İleri ufaklı. Sonra kentte pansiyonculuğu geçti. Mesela Sinop'ta pansiyonculuk gelişti. 5-6 senedir bir aile bir noktaya geldi. Bu nasıl oldu? Bir taraftan belediye destekledi, bir taraftan sivil toplum kuruluşları destekledi, bir taraftan insanlar bunun güvenli bir para kazanma yöntemi olduğunu keşfetti. Boş odalar, boş evler, dayalı döşeli vaziyette insanlara verilir oldu. Bizim neye ihtiyacımız var? Dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız var. Ancak bu da ya turizm olur ya yatırım. Ha diyelim turizm değil, istemedik biz turizmi. Tamam, balık çiftlikleri var, kıyamet gibi. Denizimizde girilecek plajımız yok, eyvallah. Efendim böyle bir tercihimiz yok. Yok istemiyoruz biz dedik. İstemeyiz tamam. Bu da bir tercih meselesi. Kent olarak karar verdik. Sanayi kenti olacağız. O zaman buraya gelen yatırımcıyı ilgi göstereceğiz. Sahip çıkacağız. Yatırımcıya yer göstereceğiz. Efendim önümüzü diyeceğiz yatırımcıya. Gel abicim sen ne istiyorsun? Ne kadar İslam yaratıyorsun diyeceğiz. Eğer insanların aç sorununu çözebilirsek bu kentte
ne güvenlik sorunu yaşarız, zaten yok, hiç olmaz. Ne huzursuzluk yaşarız. Ha bunları yaparken de benim kastettiğim oradaki laf oydu, çatışmadan yapmalıyız. Çünkü kentin nereye gideceğinin seyri ideolojik değil, partilerle alakalı değil. Tamamen hep beraber karar verdiğiniz, hangi partiden olursak olalım katılımcı bir vaziyette karar verdiğiniz ve hangi parti belediyeyi kazanırsa kazansın ya da ulusal hükümette olursa olsun bu yolculuğa hizmet etmesinin sağlayacağımız bir konu bu. Peki bu yapıldı mı zamana kadar? Hayır. Peki bunu bu arkadaşlar hiç düşünmemiş olabilirler, mutlaka düşünmüşlerdi ama iş yapış şekli olarak belediyeciliğin hem dünyada hem Türkiye'de geldiği noktadan uzaklaşmış olarak, biraz kolaycılık olarak, memuriyet güzeldir, emredersin yaparlar, 5'te çıkarsın dışarıya, tamam benim sorumluluğum bitti dersin, biraz da sıkıştırırlarsa ya 10 senedir başkaları da yapmamış ben niye yapayım dersin, güzelce sıyrılır gidersin. Ama halka hizmet dediğinde biz hem muhafazakar cenahta ne diyoruz? Halka hizmet ibadet gibidir. Hakka hizmet. Hakka hizmettir. Şimdi bu kadar kutsadığımız bir şey. Öbür tarafta sol cenahta ne diyoruz? Biz halk için varız diyoruz. Halk için her şey feda olsun diyoruz. O zaman halka rağmen halk hizmeti yapılamaz. Halkla birlikte yapılabilir. Halk için yapılan şeylerin hepsinde halkın rızasını, memnuniyetini, görüşünü, süreci takip etmesini sağlamak gerekir. Onun için söylediğim şeyler biraz farklı geliyor. Ondan dolayı da altında bu vesileyle onları da, bu kavramları da açmış oldum. Bülent Bey, sorularımız da geliyor, mesajlarımız. Ben size şunu sormak istiyorum. Şu an başkan koltuğunda oturuyor olsaydınız, ben olsam şunları yapardım diyeceğiniz 3 projenizi, 3 fikrinizi söyleyebilir misiniz? Evet. Şimdi aslında bunların hepsini söyledim ya. Doğru. Yani hepsini ifade ettim. Hani bunları biz önce bir defa bilici önceliği bu kentin karakteri ne? Nereye gidecek bu Gerzen? Ve biz nereye gitmesini desteklemeliyse karar vermemiz gerekir. Ben belediye başkanı olsam bütün çabamı bunun için kullanırım. Bu arada yine çöpleri toplarım. Çöpler dışarıda kalmaz. Sokakları da temizlerim, eyvallah. Toz toprak da yaratmam, tamam. Arazözü de ulaştırırım arada bir. Sulattırırım ki tozlaşmasın. Her gün arabaları yıkamak zorunda kalmayalım. Bahçede yemek yiyoruz, masaları siliyoruz habire. Yani biraz arazözü de çalıştırırım mesela. Ondan sonra bunları çözelim. Ama buna rağmen yapacağımız şeyler büyük, makro şeyler. Büyük şeyler bu olmalı. Bir şey yaparız, beyin fırtınası toplantıları yaparız. Gerzen'e davet ederiz, Gerzen'e konusunda deneyimli, uzman, her meslekten değişik başarılar elde etmiş arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi, dostlarımızı çağırırız. Hepsi bunların Gerze aşığı. Hepsi en az benim kadar Gerze'li ve Gerze'yi seven insanlar. Bunları toplarız, 2 gün, 3 gün tartıştırırız. Onları konaklarız. Onlara 1-2 yemek ısmarlarız, hamur yerler, tirit yerler. Biraz balık bulabilirsek balık ikram ederiz. Sonrasında onları kapatır 3'er 4'er saatlik toplantılarla tartıştırır. Sonra bir sonuç bildirgesi yaratırız. O sonuç bildirgesini belediyeye götürürüz. Belediyede, belediye meclisinden ve belediye organlarından geçiririz. Deriz ki kentimizin anayasasını yazıyoruz. Bu kent bundan sonraki 20-30 yılında bu hedef üzerine yürüyecektir. Ondan sonra hangi parti gelirse gelsin o minvalde de çalışmalara devam etmesini sağlarız. Şimdi bu ufak mesela şöyle bir şey var yarışmalarda 100 tane ben şunu yapacağım 100 tane bu da yapacağım bunu da 100 tane 100 tanenin 100 taneyle çarpışması. Ya yaptın ne oldu, istihdamı çözdün mü? Hayır. Çözdün mü abi istihdamı? Çözebildin mi? Hayır. Çözebilir misin? Hayır. Çünkü bu yaptıkların eksik olan, ya bizim köşede bir tane çöp konteynerini kediler çok didişliyor. Bunu buradan kaldıralım, başka bir yöntem bulalım. Bulalım. Bulduk ne oldu? Kediler didişmedi. Sen de kokudan ağrı oldun. Güzel. İnsani bir şey. Hiç itirazım yok. Ama bu belediye başkanlığı yapmak için bu belediye başkanı olmaya gerek yok ki. Yani bunu temizlik işlerine bakan nedir organizasyondaki ismi bilmem ama şube müdürü de yapar yani. Belediye başkanı başka şeyler, başka makro şeylerle uğraşmalı. Gençler işsiz.
Eğitime gönderiyoruz. Emekli ailelerin çocukları eğitime gidiyorlar. Burs yok. Bursları yok. Para bulmamız lazım onlara. Parası olan öğrenci dik yürür. Dik girer derse de. Kafasında para problemi olmayan öğrenci başarılı olur. Daha özgüvenle savunur. Ben öğrencilik yaptım. İnsanlar soruyor bana, niye bu kadar çok bursla, istihdamla, iş bulmakla ilgilisin diye. Çünkü ben ne ona maruz kaldım. Damdan düştüm. Evet, damdan düştüm. Onun için onların derdini biliyorum. Bildiğim için de ben yaşadığımı yaşamasını istiyorum. Bütün derdim bu. Hiçbirisi bugünkü geldiğim noktada bir bana faydası olur sahikiyle yapılmış değildir, yemin ederim bunun için. Yemin ederim yani bunun için değil. Tamamen damdan düşenin halinden, damdan düşen andan hesabı onların halinden anladığım içindir. Çünkü öğrenci parası kalmasın gurbette, akrabası ısınıyor, kuburu yok, sıvırıyor gibi. Onun için mesela 3 tane proje, 3 tane değil ben 13 tane sıralarım. Ama önce en ne olacak? Evet. En erzeli bu kent nereye gitmelerine karar vermemiz lazım. Turizmse hemen başlıyorum sıralamaya 3 tane. 1. Yatak sayısını çoğaltmamız gerekir. A. Belediye binalarından kullanılmayan varsa bir nedenden dolayı otel yapar. Hemen yatağa dönüştürür. 2. Elimde para varsa, bütçem olanaklıysa hemen bir tane daha otel inşaatına başlar. Yani şu an otel yatak sayısını arttırılan tarihleri bir hatırlamaya çalışın. Son 20 yıldır var mı? Recai Başkan'ın bir yaptırdığı son derece ileri görüşlülükle otel gelirse, son derece ileri görüşlülükle turizm anlamında. Ama dedik ki tercihimiz turizm değil. Ne yapacağız? Sanayi kenti olacağız. Ha hemen o zaman bir organize sanayi örgütlemesi yapmamız lazım bir yere. Bir yer bulmamız lazım. Bu sanayicilerin geldiğinde altyapıyı, enerjiyi kullanabileceği, birbirinden destek alabileceği bir alan belirlememiz lazım. O alanı bunlara tahsis etmemiz lazım. Devletten bu anlamda işte efendim devletin bu birimleriyle dirsek teması içerisinde bunu oluşturmamız lazım. Tekstilse tekstil. Efendim başka sanayi kuruluşlarıysa başka sanayi kuruluşları. Çünkü ben biliyorum ki yaptığım iş icabı yatırımcı semtlerle para kazandığı için, kuruşlarla para kazandığı için maliyet nerede düşükse, avantaj neredeyse oraya gidiyor. Dolayısıyla bizim neye ihtiyaç var? İstihdama. Al sana bak ne güzel belediye başkanı olarak bu projelere sahip çıkarsan istihdam sorununu çözersin. Yoksa benim öğrenciliğimde yaptığım gibi garsonluk yapar çocuklar. Gel geç işlerle efendim hala birisi elinden tutsun da iş versin diye umutla cep açtığı için çaba sarf etmeye devam eder. Bu arada onu da yatsamıyorum. Ben de uzun süre garsonluk, ocakçılık yapmış birisiyim. Yani, grup rezgide yıllarca patyalistli, evet. Bas gitar. Aynen. Yani birçok şeyi yapmamızın nedeni aslında... Hala bas gitar mı, solo mu? Yani solo. Solo, solo bas gitar şeydi, hani solo gitarı rahmetli Erol çalardı. Erol. İyi, daha iyi çalardı benden. Dolayısıyla ben şimdi Erol'un önüne daha iyi çalır diye çıkamadığım için ben de bas gitar çalardım yani. yani buradan da Erol'a rahmet verelim. Allah rahmet eylesin. Erol Yılmaz Hocam var. Yani grup ezginin gitaristi. Hasan abimiz eski davulcu. Ona da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hasan abimiz. Biz onlardan devraldık. Ondan öncekilerin hepsini Allah rahmet eylesin. Ama bizim beraber çalıştığımız iki bu anlamda kaybımız söz konusu. Bülent Bey öncelikle teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İnşallah merak edilenleri sizler adına sorabilmişizdir. Sürekli ses az noktasında yazılar geldi. İzleyicilerimiz hakları helal etsin. Bizim bu anlamdaki az yaptığımız, yapabildiğimiz güzel röportajlardan biriydi. Profesyonel olmamamıza versinler. Ama kısıtlı imkanlar doğrultusunda güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık. Sağ olsun, var olsun. İnşallah memleketimiz açısından güzel olur. Neticede bunlar tatlı birer rekabet. Amaç Gerze'yi daha iyi noktalara taşımak. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.